Arkadaşlar merhabalar bu videomda trigonometri kampının 11. gününün 2. videosundayız. Yani 1. bölüm test 2'nin çözümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Örnek 17'de kalmıştık. Evet 17. soruda kitabımızda sayfa numarası 69, 70, 71 ve 72'yi çözeceğiz sizinle birlikte. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. 17. soruda dik koordinat düzleminde şöyle bir şey verilmiş. Sinüs x açısı verilmiş. Bak x'e ait bir dik üçgen var mı? Var. Nerede? Tam olarak burada. O zaman sinüs x değerini ben yazabilir miyim? Yazabilirim. En son sonuçta da tanjant y istenildiği için şu şekilde yazmamda sakınca yok. Sinüs x 4 bölü 5 ya. 4 bölü 5 ise 4'e 5 yazılabilir. Hatta şurası da 3 mi olur? 3, 4, 5 üçgeninden. Evet. Karenin bir kenarı 3, 3 oldu. Eğer oran istenilmeseydi 4K'ya 5K yazacaktım sadece buraya. Peki şimdi Y lazım bana. Y'ye ait dik üçgen lazım. Hocam Y'ye ait dik üçgen. Burada var ama kenarlar yok. Başka şu çizgi boç boşu boşuna çizilmemiştir. Tam bu köşeden geçiyor. O zaman Y'ye ait şöyle bir dik üçgen oluşturabiliriz. E hocam burası da 90, burası da 90 ya. 90'lar havada uçuşuyor. Ne yapabiliriz? Alfa beta'ya dalabiliriz. Da Gerçi X açısı demiş buraya. X açısı 90, şuraya beta dersem, beta 90'sa X yapar burası, X 90'sa burası da beta yapar mı? Yapar. Hocam bizim şu sarı üçgenlerimiz ne oldu? Benzer. Hatta şurası da 5'e kare olduğundan dolayı 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu x'in karşısı 4 ise x'in karşısı 4'tür. Burada beta'nın karşısı 3 ise beta'nın karşısı 3'tür. Şimdi y'ye ait dik üçgen var mı? Var. Dik üçgenin kenarları bu. Yani 4 ve 10. O zaman tanjant y değeri de 4 bölü karşı bölü komşudan dolayı 4 bölü 10'dan dolayı cevap ne çıkacaktır? 2 bölü 5 çıkar. Evet örnek 17 Ceyhan oldu böylelikle. Geldik 18. soruya. Kotanjant 15 değeri verilmiş. Açıları 15'li yazalım. Hocam burası 180 artı 15. E, isim değiştirmez. O zaman bu ne oldu? Tanjant 15 oldu. Tamam şunu şöyle yazalım. Tanjant 15. Ama kotanjant 15 değilse yazalım. Ondan sonra düzeltiriz. Ve 3. bölgede olduğu için tanjant değeri 3. bölgede artı. Çünkü sinüs eksi. Kosinüs de eksi. Eksi, eksiye artı olduğundan burası artı oldu. Sonra tanjant 105. Buraya 90 artı 15 dersek fonksiyon isim değiştirecek. Kotanjant 15 olacak. Yalnız tanjant 105. Yani bu bölgede sinüsün artı kosinüsün eksi olduğu bilindiğine göre o zaman eksi, artının eksiye bölümü eksi tanjant değeri eksidir. Bir de burada eksi var. O zaman burası artı oldu. Evet. Bölü alt taraf 345. 15'li yazalım. Hocam 270 artı yazınca olmuyor ama 360 eksili yazınca oluyor. Fonksiyon isim değiştirmez. Burası kotanjant 15 e eşit olur. Yalnız bu kaçıncı bölgede? Dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede sinüsün artı kosinüsün eksi pardon tam tersi sinüsün eksi kosinüsün artı olduğu için tanjant değeri de burada negatif olduğundan bunun işareti eksi olmak zorunda. Kotanjant 165 de e, bu da nedir? 180 eksi 15 şeklinde yazılabiliyor. İkinci bölgede kotanjant değeri de negatif olduğundan bu da eksi fonksiyon isim değiştiriyor mu? Değiştirmiyor. Kotanjant 15'e eşit olur. E şimdi eksi parantezini aldığımız zaman bir şeyler gelecek. Eksiye en başa alalım isterseniz. Şöyle tanjant 15, kotanjant 15 x'e, tanjantı tersi değil midir? Evet, 1 bölü x artı kotanjant 15 x bölü eksi parantezinde, bak bu kotanjant 15 aslında ne yapıyor? 2 kotanjant 15 eksi 2 kotanjant 15 yaptı, eksi 2 x mi yaptı o zaman burası evet. İşte bizden bu isteniyor. Eksi de en başa alalım, 1 artı x kare bölü x bölü 2 x yaptı, eksi parantezinde o zaman. 1 artı x kare bölü x bölü 2x. Yani 2x kare mi yaptı? Evet. Cevap bu yaptı arkadaşlar. Nerede bu? He. şurada var. Niye? Eksiyi dağıtmışım. Eksi 1 eksi x kare bölü 2x kare şeklinde çıktı. Yani cevap denizli oldu. Geldik. 18'deydik 19'a. Aşağıda spor hocası Murat'ın düz bir zeminde öğrencilere göstermek için hazırladığı animasyon görseli verilmiştir. Karakterin bacakları eşit uzunlukta olup 50'şer birimdir. Hocam burası 50'ye 50. Hemen şöyle yazalım. Ve son AB uzunluğu 28'miş. Arkadaş X kenar var. Hop bir dik çizersem buradan 14 14 yapar. A 7'nin 2 katı, 25'in 2 katı. Burası da 24'ün 2 katı 48 yapar. Şimdi buradan bir şeyleri bulabiliriz. Ya kosekant alfa onu bulabiliriz. Sonra karakter bacaklarını ok yönünde 26'şar birim daha açtığında Önceden 26'ar birim daha açacak. Bak şurada 14 ya. 26 daha açınca kaç yapıyor? 40 mu yapıyor? Evet. Buradan şöyle dik çizdiğimizde yine ikizkenar kenar ya burası. Önceden zaten 14 açıktı. Şimdi 26 daha açınca 26 şar birim diyor çünkü. Burası 40 yapar burası da 40 yapar. E burası 50 ya. 30 40 50 üçgeninden 3 4 5'in katı 10 katından dolayı 30 çıkar burası. Şimdi kosekant alfa dediğimiz aslında 1 bölü sinüs alfadır. Arkadaşım 1 bölü sinüs alfaya bakalım. Sinüs alfa dediğimiz nedir? 48 bölü 50 değil midir? Evet. 48 bölü 50 Artı kotanjant beta. kotanjat beta da komşu bölü karşı. Yani 40 bölü 30. O zaman bu ters çevirip çarptığımız zaman 50 bölü 48. Ya yani 50 bölü 48 artı 4 bölü 3 mi yaptı burası? Evet. 2'ye bölsen 25, 2'ye bölsen 24. Bunu 8 ile çarpsam paydaları eşitliyorum. 24 yukarısı 49 yaptı değil mi? 24 ile 25'in e toplamı 49 bölü aşağısında ne yaptı o zaman? Aşağısında 24 yaptı. E benden ne isteniyor? Şu işlemin sonucu isteniyor işte. 49 mı Bir dakika. 4 kere 8. 32 burası. Pardon. 32 ile 25'i toplamı kaç yapıyor? Ee, 32 ile 25'i 57 yapıyor. O zaman bu 3'e bölünüyor. 3'e böldüğümde burası 19. Burası da 8 yapar. Cevabımız böylelikle 19 bölü 8 çıkar dostlar. Evet örnek 19. Ceyhan çıktı. Geldi örnek 20'ye. Yukarıda 3 farklı açı. Altlarında esas ölçüleri verilmiştir. Bunun esas ölçüsünü bulurken ne yapıyorduk? Hocam bu sayıyı paydanın iki katına böldüğümde yani ABC'yi paydanın iki katına böldüğümde kalan kaç olması lazım? Kalan herhangi bir soru işareti ise soru işareti bölü 2 olacak. Soru işareti dediğimiz soru işaretinin yanında pi de olacak. 1 mi? Evet. O zaman burası kaç yaptı arkadaşlar? 1 yaptı. Yani kalan 1'miş. Çünkü 1 pi bir şey olduğu için. Bu da 1 pi bölü 3. Şurada ABC'yi paydanın iki katına 6'ya böldüğümüzde bak bu paydası aynı ya. Şimdi normalde soru işareti. Hadi açıklayayım. Normalde soru işareti pi bölü bunun paydası 3 olmak zorunda. E bu da pi bölü 3 ya. Soru işareti dediğimiz 1 mi yapıyor? Evet. Burada da soru işareti dediğimiz yer 1 yaptı. E burada da ABC'yi paydanın dik katına böldüğümde ABC'yi 8'e böldüğümde yine kalan bunun kat sayısı paydalar aynı olduğundan dolayı yine kalan 1. A ne oldu burada? ABC'yi 4'e böldüğünde kalan 1. 6'ya böldüğünde kalan 1. 8'e böldüğünde de kalan bir mi yapacak? Evet. Buna göre diyor ABC sayısının en küçük. Ne diyor? 3 ABC doğal sayısının en küçük en küçük doğal sayısı için A artı B artı C nedir diye soruluyor bize. Bak şimdi. Öyle bir ABC sayısından bahsedeceğim ki. Hocam 4'ün katının 1 fazlası. Aynı zamanda 6'nın katının 1 fazlası. Aynı zamanda 8'in katının 1 fazlası. Şuna N diyelim. Şuna da N diyelim istersen. Ya bu ne demek arkadaşım? Burada ABC sayısı buna eşit ya. ABC eksi 1 sayısı 4'ün katı olmak zorunda. 6'nın katı olmak zorunda. Aynı zamanda 8'in katı olmak zorunda. Yani ABC eksi 1 sayısı hem 4'ün hem 6'nın hem de 8'in katı. E o zaman bunu nasıl buluruz arkadaşlar? Bunun katı olacak ya. Ortak katların en küçüğünü bulmayacağız mı? Evet 4, 6 ve 8'in en küçüğünü bulalım. Ya bunlar 24'te birleşiyor da. Hadi şöyle bulalım. 2'ye böl 2, 3, 4. 2'ye böl 1, Ondan sonra 3'e böl 1. Pardon 2'ye böldüğümüzde 1, 3. Burası da 2. Bir daha 2'ye böleceğiz. Değil mi? 1, 3, 1. Bir daha 3'e böleceğim. 3 kere 2, 6, 6 kere 4, 24. Evet bu 24 yaptı arkadaşlar. Yani 24 oldu. A, B, C, eksi 1. Kesinlikle ama kesinlikle 24'ün katı olmak zorunda. 24'ün T katı olmak zorunda. Ya da ne diyelim mesela T karışır genelde. Z katı olmak zorunda. E o zaman ABC sayısı ne olacak buradan? 24'ün Z katının bir fazlası olacak. Z yerine 1 yazarsam 24 artı 1. 3 basamaklı bir sayı elde etmeye çalışıyorum. Olmaz. 4 yazarsam 96 yapıyor. O zaman 5 yazarsam geliyor değil mi? Z yerine 5 yazarsam en küçük ABC sayısını bulmuş olurum. 121 mi yapıyor burası? Aynen öyle. 121 için A artı B artı C isteniyor benden. Bu da 1 artı 2 artı 1'den 2 3 4. Cevaba 4 diye ulaşırız. Yani cevap Akça yaptı 20. soruda. Geldik 21'e. Bilal elindeki dik üçgen şeklindeki renkli kartlar aşağı. Bilal'in elindeki işte kartları bu şekilde koymuş. Her birinin hipotenüsü diğer dik kenarı çakışacak şekilde koyuyor. Ta birinci üçgen bu şekilde. İkincisi üçüncüsü en son 84. üçgen de bu oluyormuş. Peki. O A'yı 4 vermiş. Arkadaş birinci üçgenin hipotenüsü kaç? içinde 1 artı 16 değil mi? Evet. Sonra öbürü ne? İkincisinin ne? Hocam Burası da yine bunun karesi artı bunun karesi yapacak ya. O ikincisini de 2 artı 16 yapıyor. Bir örüntü bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Sonra bununla bunu toplarsam 3 artı 16 yapıyor. Değil mi? Karek içinde 3 artı 16 yapıyor. E o zaman bu bu şekilde devam edecek değil mi? Şu birincisi 1 artı 16 kök içinde. ikincisi işte bunda bunu topluyorum. 2 artı 16 yapıyor. Üçüncü üçgenin hipotenüsü 3 artı 16. 84. üçgenin hipotenüsü o zaman ne yapacak? Kare içerisinde 84 artı 16 mı yapacak? Evet yani bu da kaç yapıyor arkadaşım? 84 ile 16'nın toplamı 100 yapıyor. Yani burası 100 yaptığından kök 100 kaça eşit yapıldı oldu? 10'a eşit oldu. İşte bizden alfa açısının sinüs sistemi. Alfa açısının sinüsü de çok basit. 1 bölü 10'a eşittir. Yani örüntüyü yakaladık güzel bir şekilde. Yakaladık daha sonra da çok da güzel bir şekilde. 1 bölü 10 bulduk. Yani cevap Akçay çıktı. Geldik. Örnek 22. Şimdi ne demiş? 1 eksi kosinüs 70 demiş. Ha AC uzunluğu. AC uzunluğu. Arkadaş AC uzunluğu. Şu birim çember mi? Evet birim çember. Arkadaş burası 1'miş. Burası da 1 eksi kosinüs 70'miş. Arkadaş burası 1 eksi kosinüs 70 o zaman burası 1 iken burası da 1 eksi kosinüs 70 iken burası kosinüs 70 olmak zorunda değil mi? Zaten bu kosinüs ekseni. E o zaman şuradaki uzunluğumuz bizim kosinüs 70 ise şu açı hop şöyle köşeye gelecek olursak şurası 1 iken burası da kosinüs 70 olarak tanımlanmaz mı? Evet. zaten burası 1 iken arkadaşlar şuraya e, ne dersin mesela buraya? Şuradan böyle çizip de hani alfa deyip de, de işlem yapabilirdin. Hocam burası alfaysa burası kosinüs alfa yapar kosinüs alfa ile 1'in toplamı 1 eksi yani pardon 1 eksi kosinüs 70 1 eksi kosinüs 1 eksi kosinüs alfa 1 eksi kosinüs 70'e de eşit olacak diyebilirsin. Ya da direkt kardeşim burası kosinüs 70 çıktı burası kosinüs 70 ise açımız ne olacaktır direkt 70 derece diyebilirsin. E burası 70 dereceyse dik üçgenden dolayı buraya 20 derece kaldı. E bu birim çember 1 bir, e bu da birim çemberdi. yarı çapı olduğundan dolayı burası da 1. Yani ikizkenar kenar çıktı tepe açısı 20 dereceyse 180'den 20 çıkart 162'ye böl 80 80 çıkar Cevap. Yani 22. soruyu böylelikle Edremit bulduk. Geldik 23'e. Şekilde verilen ABC'de dikdörtgen kağıt parçası KL uzunluğu boyunca kesilerek iki parça ayrılıyor. Buna göre bu parçaların alanları farkı hangisi olabilir diye soruluyor. Niye olabilir diye soruluyor. Ya sarıdan kırmızıyı çıkartacaksın cevap olacak ya da kırmızıdan sarıyı çıkartacaksın cevap olacak. Ya 5'e 3 ise 5 eksi 3 de olabilir 3 eksi 5 de olabilir. Yani e, atıyorum 2 bulduk cevabı. Şıklar da yoksa eksi 2'yi işaretleyeceğiz. Evet alfayı kaleyi 1 vermiş alfayı da kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Hocam şuradan bir dik çizersem dik üçgen oluştu burada. Dik üçgende hipotenüs birken komşusu kosinüs alfadır. Alfanın e, karşısında nedir? Sinüs alfadır. Artık bunu öğrendik. Normalde şuraya a deyip de hocam kosinüs alfa eşittir a böyle birden a kosinüs alfa eşit oldu diyebilirsin. Ama hipotenüsü bir olan bir dik üçgenin komşusu kosinüs alfanın komşusu kosinüs karşısında sinüstür. 2 olsaydı 2 cos 2 sin. 3 olsaydı 3 cos 3 sin yazacaktık. Bunu da artık işlem yapa yapa öğrendik. Peki bir kosinüs alfa verilmiş. Burası 1 bölü sinüs alfa değil midir? Evet. 1 bölü sinüs eksi c değil midir burası da? 1 bölü s eksi c'dir burası. Hocam bur, burası da aynı şekilde. 1 bölü s eksi c yapar. Peki burası 1 bölü c. Hocam tamam 1 bölü c. Tamam 1 bölü c. 1 bölü c'den c çıkınca burası mı kalır? 1 bölü c eksi c yapar. Evet sarının alanından kırmızının alanını çıkartalım bakalım. Sarının alanı alt taban artı üst taban. Yani 1 bölü s artı 1 bölü s eksi c. Çarpı yükseklik bölü 2. Yüksekliğimiz sinüs alfa değil mi? Sarıda. Evet. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 yaptım. Eksi şu kırmızının alt taban artı üst taban. Yani 1 bölü c artı 1 bölü c eksi c. çarpı yükseklik bölü 2. Yüksekliğimiz de yine sinüs alfa bölü 2 değil mi? Evet. S bölü 2. E o zaman burada S bölü 2 parantezine alınca ne geldi? Şurası 2 bölü S yaptı. 2 bölü S eksi C yaptı burası. Değil mi? Sonra burası da aslında 2 bölü C yaptı. Eksiyi de dağıtıyorum. Eksi 2 bölü C. Değil mi? Eksiyi dağıtıyorum böyle. Eksi 2 bölü C. Artı C mi yaptı? Evet. Artı C yaptı. Hocam C'ler nanay oldu. O zaman burası ne yaptı? S bölü 2 çarp 2 bölü S eksi 2 bölü C yaptı arkadaşlar. Şimdi aslında ikiler de sadeleşiyor. Buradan ne kaldı? S çarpı 1 bölü S eksi 1 bölü C yaptı. Tamam devamını getirelim. Şunu C ile çarpalım. Şunu S ile çarpalım. Payda eşitliyoruz. S çarpı C eksi S bölü S C mi kaldı? Evet. S'ler de burada gitti. C S bölü C kaldı. Yani C bölü C eksi S bölü C kaldı. Arkadaş burada da 1 eksi Sin bölü kosinüs tanjant değil midir? Evet. 1 eksi tanjant alfa yapar. Cevap. Yani cevap Edremit yaptı. 23. soruda. Geldik 24'e. Evet trigonometrik ifadeler verilmiş. Sıralanış isteniyor bizden. Şimdi arkadaşım şöyle SC yazalım. SC C, Önce işaret incelemesi yapalım isterseniz. Ee, burası artıya artı. Sinüs artı. Kosinüs eksi. Eksi eksi. Sinüs eksi. Kosinüs artı olduğunu biliyoruz değil mi? Buradan. Evet 280 derece. Nerede 280 derece arkadaşım? 270'ten büyük. Hop bu bölgede. Bu bölgede sinüsün işareti nedir? Eksi. Evet bunun işareti eksi olacak. Hocam bu kosinüs 140. Kosinüs 140 da eksi. Bunun işareti nedir? Eksi kotanjant 20. Aslında e, kotanjant eksi 20. Sadece kosinüs çift fonksiyonu içindeki eksiyi yutuyordu. Diğerleri kusuyordu. Bu da eksi kotanjant 20 mi yapar? Evet. Bu da eksi tanjant 100'dür. Ama dikkat et bu eksi tanjant 100 ama tanjantın değeri de zaten bu bölgede eksi olduğundan dolayı eksi eksi çarpma artı yapacak şimdi. E tamam bunu anladık. Şunu bir kenarda dursun yine de şöyle. Şu kenara taşıyayım. Şimdi bunların değerlerini tam yazayım. Şu sinüs tam işareti eksi olacak. Hocam isim değiştirelim ve hepsini sinüs yapalım. O zaman bu 180 artı 100 demeyelim. Üçüncü bölgede ya 360 eksi kaç? 80 mi? Evet. O zaman burası eksi sinüs 80 eşit oldu. Hocam burası ne oldu? Burası da 180'e tamamlayan açısı kaç derece? 40 derece. Ama 180'e tamamlayan 40 derece de isim değiştireceğiz. Aslında burası eksi kosinüs 40 yapar. Aslında eksi sinüs 50 yapar. Hepsini sinüs yapalım çünkü. Şu e, bunları da tanjant yapmak lazım. Ama bu tanjant evet tanjant yapalım bunda. Hepsini sinüs ve tanjanta çeviriyorduk. O zaman bu da eksi tanjant kaça eşit oldu? 70'e eşit oldu. Hocam bu da zaten işareti ne yapıyor? Tanjant 100 normalde art, normalde tanjant 80'e eşittir. Ee, eksi tanjant 80'e eşittir. Bir dönemde eksi var. Bu artı yaptı. Yani D burada ne oldu? Hep, hepsinden büyük oldu bir kere değil mi? En büyüğü D olmak zorunda. O zaman diğer D E şıkkı gitti mi? Gitti. Tamam. Çünkü pozitif olduğu için bu. Normalde şimdi bunları sıralayacağım. 80'i, 50'yi ve 70'i sıralayacağım. Birim çember çizeyim şimdi. Dikkat. 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 Birim çember çizdim. tanjant eksenini de çizdim. tanjant ekseninde de çizdim. Ve sinüs de 80'i ve 50'yi arayacağım. Normalde sinüs 80 derece burada. Değil mi? Sinüs 80 derece burada. 50 derece de burada. Ee, 45 derece de burada ya. Evet. Sinüs 80 bana neyi veriyordu? A'yı veriyordu. Bu değer. A değeri. Ondan sonra sinüs 50 değeri de neyi veriyordu bana? B'yi veriyordu. Burası da B değeri. Hocam sinüsle tanjantı ben nasıl kıyaslayacağım? Tanjant değeri 45'ten büyük mü burası? Evet 45'ten büyük değer için hep birden büyük oluyor ya. Şu 45'ten büyük birden büyük. Dolayısıyla normalde C de burada olur. Normalde. Ben burada eksillerine bakıyorum. Normalde arkadaşlar B küçüktür A küçüktür C. Ama eksil olunca tam tersi olmayacak mı? Evet. O zaman bunlardan en küçük hangisi olacak? C olacak ya da küçükten bir ya da büyükten küçüğe doğru sıraladım. B, A, C şeklinde sıralama olacak. E bunlardan da en büyüğü zaten D'di. D'den sonra B, A, C gelecek. D'den sonra B, A, C hangi şıkta var? Balıkesir şıkkında var. Normal sıralamasını bulduk. Normal sırası C, e, C daha büyüktür. C, A, B. Ama önlerinde X olduğu için tam tersi oluyor. O da B, A, C şeklinde oluyor. Evet 24. soruyu Balıkesir bulduk. Geldik. 25'e. Aşağıda O merkezi çember üzerinde gösterilen DART tahtası ve DART üzerindeki A ve B noktalarını saplanmış iki okunu görseli gösterilmiştir. Tamam. Neresi 170 derece? K, O, A. K, O, A. Evet. Şurası 170 derece verilmiş. Ondan sonra K, -O -B. Burası kaç derece verilmiş? 150. Hocam burası 150 ise tamamı da 170 ise böyle. Buraya kaç derece kaldı o zaman? 20 derece kaldı. E burası 20 derece. Tamam. E şuranın da ben 90 derece olduğunu biliyorum. 90 150. Buraya kaç derece kaldı o zaman? 60 derece kaldı. Buraya kaç derece kaldı? 10 derece kaldı mı? Kaldı. Evet. Tekrar söylüyorum 90 ya. 150 yapması için 60, 170 yapması için e o zaman buraya da 20 derece kaldı. Ya da e, 150'den dolayı 20'yi de bulmuştuk zaten. E o zaman burası da 170 olduğundan buraya da 10 derece kaldı diyebiliriz. Sonra B noktasının x eksenine olan uzaklığı BH şu e noktasının x80 olan uzaklığı eh tamam bu dik doğrultu diyor bize. Doğrusal demek istiyor yani. A noktasının koordinatları çarptı nedir diye soruluyor bize arkadaşlar. A noktasının koordinatlarını bulacağım. Yani şu uzunluğu bulacağım ve şu uzunluğu bulmak zorundayım burada. Trigonometrik değer olarak bulmak zorundayım ama değil mi? Evet o zaman trigonometrik değer olarak bulabiliriz. Ama bize be uzunluğu bu birim çember değil ki. Hiç birim cember dememiş burada. Sadece bize BE uzunluğu 2 demiş. Ben buradaki BE uzunluğunu kullanmak zorundayım. Hocam hiç açıortaylık falan da çıkmadı. 2'yi ben nasıl kullanacağım? Allah Allah. Dikkat et. Şu da bir yarıçap, Bu da bir yarıçap. En azından yarıçapı kullanabilirim belki. Tepe açısı kaç derece bunun? Tepe açısı 20 derece. Hocam şöyle bir ikiz kenar oluştursam. 20 ise 80 80 yapar burası. E 30 90 burası 60 yaptı. E hocam burası da 80 ya. Buraya 20 kaldı. 20 80 ise bak burası da 80 yaptı. Süper. Yani 2 iken burası da 2 oldu mu? Oldu. E sonra ne yapacağım ben burada? 20 derece var. 10 derece var burada. 10 dereceyi ben nasıl elde edebilirim? Hocam ikiz kenar ya burası. İkiz kenarda bir yükseklik açı ortaydır. O zaman ben buradan bir yükseklik çizebilirim. Oo zor bir soru. Bir yükseklik çizsem tabanı keş parçaya böler. 1 1 diye böler. 10 80 80 90 ise burası 10. Dikkat et. 10'a 10. Hocam açı ortayda kollar açılan eşit olduğundan burası 1 olur diyebiliriz. Ya da 10, 80, 90. 90'ın karşısı yarı 10, 80, 90. Burası da 80 ya. 90'ın karşısı yarıçap olduğundan bu üçgenler eşit üçgen oldu deyip 10'un karşısı bir 10'un karşısı 1 diyebiliriz. Ya da açı ortayda kollar açılan eşit işte. Neyse burayı bulduktan sonra artık burası kaldı. E hocam buraya bir A diyelim mesela. Buradaki A'ya bakacak olursak 10 derecenin karşısı var. Bir de komşusu var. Hatta komşulu yazalım. Kotanjant 10 ne eşit? A bölü 1'e eşit. O zaman A'yı buradan kotanjant 10 diye buluruz. Bak uzunluk olarak burası kotanjant 10. Nokta olarak burası ne olacak? Eksi kotanjant 10 noktası mı yapar arkadaşlar? Evet. Şimdi benden A noktasının nesi isteniyor? Koordinatları isteniyor. A noktasının koordinatları ne yaptı o zaman? Kotanjant 10 birim solda olduğu için eksi kotanjant 10'a 1 bir birim yukarıda 1 bir yapar. İşte bunların çarpımı isteniyor bizden. Yani eksi kotanjant 10 ile 1'i çarptığın zaman cevap eksi kotanjant 10 yapar. İlginç bir soru zor bir soru biraz arkadaşım. Evet 25. soru Ceyhan oldu. Geldik 26. soruya. Ne var burada? Açılar verilmiş. Alfa o zaman burası 90 artı alfa oldu mu? Evet. Şimdi C abi alfa dedim. Burası 90 artı alfa. Arkadaş kenar ve karşısında kaçı? Kenar ve karşısında kaçı? Kosinüs teoremi, sinüs teoremi yapacağız değil mi? E o zaman 5 bölü sinüs alfa neye eşittir? Hocam o da 10 bölü 10 bölü sinüs 90 artı alfaya eşittir. Hocam sinüs 90 artı alfa içindeki 90 atınca fonksiyon isim değiştiriyordu. Kosinüs alfa olur. Ama dikkat et. Sinüs 90 artı alfa derken 90 artı alfa burada. Sinüs değeri de artı. Artı kosinüs alfaya eşit oldu. Bu, bu, herhangi bir sıkıntı yok. E şunlar sadeleşse 2 kaldı. O zaman ben burada kosinüs alfayı buraya atarsam kosinüs alfa bölü sinüs alfa eşittir 2 yapar. Yani bu kotanjant alfa eşittir 2 demektir. Benden kosinüs BAC BAC yani kosinüs alfa isteniyor benden. Dik üçgeni çizelim şöyle. Kotanjant alfa 2 bölü 1. 1 2 kök 5 üçgeninden burası 5 kök 5 çıkar. Ya da Pisagor bağıntısından bulunabilir. E bizden ne isteniyor? Kosinüs alfa isteniyor. Kosinüs alfa da 2 bölü kök 5'e eşit olur. Kök 5 eşitleniyor. Şey eşit yaparsam 2 kök 5 bölü 5 çıkar. Yani cevap balık kesir oldu. 26. soruda. Geldik 27'ye. Hocam alfa'ya ait dik üçgen lazım. Al sana dik işte. Alfa'ya ait dik üçgeni oluşturduk. E, burada da beta var. Ve beta 90. Ben buraya teta dersem beta ile tetanın top, toplamı 90 derece dikkat. Teta 90'sa e burası ne oldu? Beta oldu. Beta 90'sa burası teta oldu. Teta 90'sa burası da beta oldu. Yani senin şuradaki üçgeninle buradaki üçgenin benzer mi? Benzer. Hatta burası 2 verilmiş ve şu da karenin bir kenarı olduğu için buradaki benzerlik oranı 1, 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan yani eş. O zaman beta'nın karşısı 2 ise beta'nın karşısı burada da 2'dir. E sonra ne yapacağız? 2'yi kullandık. Başka bir şey var mı? Aa karenin alanı da 16 olarak vermiş bize zaten. Karenin alanı 16 ise bir kenar 4 mü çıkar? 4 çıkar. Pisagor bağıntısından şu kenarlar çıkar. Ya zaten 90'ın karşısı 4 iken 30'un karşısı 2'dir. 60'ın karşısı da 2 kökçüdür o zaman burası. Eş üçgen ya bunlar. Burası da 2 kök 3. Şimdi benden tanjant alfa. Tanjant alfa yani 2 kök 3 bölü 2 artı 2 kök 3 artı kosinüs beta isteniyor. Kosinüs beta da nedir arkadaşlar? Komşu bölü hipotenüs değil midir? Evet. Şurada da bakabilirsin. Komşu bölü hipotenüs 2 kök 3 bölü 4 isteniyor. Evet. Ne yapalım burada? Payda eşitlemeyelim de. Şurada bir kere 2 parantezin alınca şu ikiler gitsin. Yani burada ne kaldı? kök 3 bölü 1 artı kök 3 kaldı. 1 artı kök 3 kaldı. Artı kök 3 bölü 2 kaldı burada. Şunu eşleniyle çarpalım. 1 artı kök 3, 1 eksi kök 3 ya da kök 3 eksi 1 ile çarpalım değil mi? Daha iyi olur. Kök 3 eksi 1 ile çarparsam eşleniyle o zaman ne oluyor? Kök 3 çarpı kök 3 eksi 1 bölü karesi eksi karesi 2 yapar. Artı kök 3 bölü 2 yaptı burası. E o zaman bunu dağıtıyorum. 3 eksi kök 3 artık kök 3 bölü 2 yapar. Şunlar şunlar gitti. Cevap da böylelikle 3 bölü 2 yapar. Yani cevap akçay oldu 27. soruda. Geldik 28'e. Şimdi şöyle bir ifade verilmiş. X açısı da buna eşit verilmiş. Ben şuna bir alfa diyeyim. Ark tanjant alfa 3 bölü 4 eşittir alfa ise her iki tarafın tanjantını aldığımız zaman ne oluyor? 3 bölü 4 eşittir tanjant alfa oldu. E ben bunu alfa deyince x dediğimizde sinüs alfa'ya mı eşit oldu? Evet. O zaman x sinüs alfa ise dik üçgeni çiz hemen. Arkadaş alfa burasıysa tanjant alfa 3 bölü 4 ise 3 4 5. Sinüs alfa değeri de neye eşit oldu? 3 bölü 5'e eşit oldu. Tamam şurayı 3 bölü 5 bulduk. Yani x'i 3 bölü 5 bulduk. E x 3 bölü 5 ise burası ne oldu? 3 bölü 5 yazınca bunun yerine bunlar gitti bunlar gitti. Ark kosinüs eksi 1 isteniliyor bizden. Ark kosinüs eksi 1'e ben ne diyeyim? Y diyeyim mesela. Eksi 1 eşittir. Kosinüs y mi oldu? Evet. Kosinüs y oldu. E kosinüs y nerede eksi 1 arkadaşlar? Tanımlı olduğu yer neresiydi? E, şeyde. Nerede? Ar kosinüsün tanımlı olduğu yer neresiydi? Burasıydı. Yani eksi 1 kosinüsün eksi 1 olduğu yer burası. Y değeri kaç olacaktır o zaman? 180 derece olacaktır. Yani şurası aynı zamanda neydi? piydi Cevap böylelikle pi yapar. 28. soru Cehan yapar. Geldik 29'a. K verilmiş 5K verilmiş. Arkadaş BD uzunluğu K, BC uzunluğu 5K. Şimdi burada ne yapabiliriz? Bak sana bir geometriden çözeyim bunu. Tamam geometriden çözeyim sana bunu. Arkadaş 60'ın mantığını kullanacaksın. Nasıl kullanırsın? Ya şöyle dik çizerek hocam 60'ın mantığı. Ya böyle dik çizeceğim ama bir dik üçgende herhangi bir kenar olmuyor. Ya da şöyle bir dik çizeceğim değil mi? Evet şöyle bir dik çizeceğim. Evet şöyle bir dik çizelim bakalım. Dik 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6 burası da 6 kök 3 yapar mı? Yapar. Sonra hocam alfaya ait kosekant alfa isteniyor. Bunu nasıl kullanabilirim? Hocam buradan da buraya dik çizeceğim o zaman. Ama şu dik buraya düştüyse eğer buraya düştüyse eğer şu dar açı demektir. O zaman burası geniş açı demektir. Çizdiğin yükseklik sadece dışarı düşer. Aa, çizdiğin yükseklik dışarı düştü. Bak K'ya 5K'yı kullanabiliyor musun? Evet bunlar paralel. 1'e 5 oran var değil mi burada? O zaman burada da 1'e 5 oran olacak. Yani burası 6 kök 3 bölü 5 mi olacak? Evet. Benden kosekant alfa isteniyor. Bak şimdi kosekant alfaya. 1 bölü sinüs alfa isteniyor. Sinüs alfaya bak. 6 kök 3 bölü 5. Tamam. 1 bölü 6 kök 3 bölü 5 bölü 6 kök 3 değil midir? Hani karşı bölü hipotenüs. Evet. Şunlar şunlar gitti. Yani 1 bölü 5 yaptı. Ters çevir. 5 mi yaptı? Evet. İşte bu şekilde. Bak özel açı mantığını kullanınca soru çok kolay bir şekilde çıktı mı? Çıktı. Evet tamam. Başka türlü yapılabilir mi hocam? Yapılabilir ama en kral çözüm bence bu. Ne yaptın? Özel iç mantığını kullandın. Dik çizdin, dik çizdin. E, 1'e 5 oran var burada. Vallahi bitti kardeşim. Haydi bakalım başka bir çözüm daha yapayım sana. Hocam burası K verilmişti. Burası da 5K verilmişti. Bu ne demek? Alanlar oranında 1'e 5 demek değil midir? Evet burada kalan A iken burası da 5A diyebiliriz. A, bu alanı ben yazarken nasıl yazabilirim? Hocam şuraya bir Y diyecek olursam. A alanı eşittir 6 kök 3 çarpı Y çarpı sinüs alfa bölü 2. Tamam. 5A alanı neye eşit? 5A alanı da arkadaşım şurası. Y çarpı 12 çarpı sinüs 60 bölü 2'ye eşit. Aa buradan A'yı bulabilirim ben. Ya da şeyi bulabilirim. Y'yi bulabilirim. Ya da burada gel A yerine bunu yaz. Değil mi? A yerine gel bunu yaz. 5 çarpı A yerine bunu yazıyorum. 6 kök 3 çarpı Y çarpı sinüs alfa bölü 2 eşittir e, y çarpı 12 çarpı sinüs 60. Sinüs 60 nedir? Kök bölü 2. E, şu bölü 2'ler gitsin. 6 kalsın burada. 6 çarpı kök 3 bölü 2 yazalım buraya da. Şu bölü 2'ler de gitsin mi böyle? Gitsin. Sonra 6'lar da gitsin mi? Gitsin. Kök de gitsin mi? Gitsin. O zaman y buradan y'ler de gitsin mi? Gitsin. Sinüs alfa buradan neye eşit oluyor o zaman? Karşıda hiçbir şey kalmadı. 1. Burada 5 kaldı. 1 bölü 5. A benden kosek alfa isteniyor. Hocam o da 1 bölü sinüs alfadır. O da 1 bölü 1 bölü 5'ten. O da kaç çıkar? 5 çıkar. İstediğiniz yoldan yapın kardeşim. Ben size iki tane güzel bir yol gösterdim. 29. soru. Evdremi çıktı. Geldik 30'a. X ve y aynı bölgede olan açılar olmak üzere tanjant x büyüktür tanjant y sinüs x küçüktür. sinüs y olduğu biliniyor. Buna göre x ve y açılar aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Arkadaşlar. Şimdi. Şıklardan da gidebiliriz tabii ki ama şıklardan önce bence birim çember yorumlayalım. Arkadaşlar şimdi tanjant fonksiyonu her zaman nedir? Artan bir fonksiyondur. Çünkü grafiği nasıldı? Hocam grafiği zaten şöyleydi değil mi? Şöyle sonra şöyle gidiyordu değil mi? Hep artıyor. Artan bir fonksiyon olduğu için birinci bölgede de, ikinci bölgede de, üçüncü bölgede de, dördüncü bölgede de artan olur. O zaman e, tanjant x büyüktür y iken artan olması demek ne demek? x büyüktür y iken tanjant x büyüktür tanjant y artanlığı gösteriyor bize değil mi? Yani x'in y'den büyük olduğu yere bakacağım arkadaşlar. Yani x y açısından büyük olacak. Tanjant x tanjant y'den o zaman ne olacak arkadaşlar? O zaman tanjant x tanjant y'den büyük olur. Şimdi her bölgede böyle. Dikkat et. Bu birinci bölgedeyken de. Bak tanjant ekseni şu değil mi? Evet. Bak birinci bölgedeyken şu açıyı düşün. Hocam bu açı burası. Tanjantı bu değer. Açı arttıkça tanjant değeri artıyor. Hocam burada da açı arttıkça işte tanjant değeri artıyor. Mesela bunun tanjantı neresi? Şurası. Bunun tanjantı neresi? Bak, artıyor gördün mü? Şunun tanjantı burası artıyor. Burada da mesela tanjant değeri burası bu açının. Bunun da burası artıyor. Bak gördünüz mü? Şöyle yaparsan daha da arttı. Bu bölgede de bak burada bu açının tanjant değeri burası. Şu açının tanjant değeri burası. Açı büyüdükçe ne oluyor? Hep tanjant değerleri her bir bölgede artıyor. E o zaman ben burada tanjant x büyüktür. Tanjant y ise x'in y'den büyük olduğunu biliyorum. Kesin ve net. Hocam x y'den büyük olacak sinüs x de sinüs y'den küçük olacak o bölgeyi arayacağım şimdi. Birinci bölgeye bakacak olursak şimdi de sinüs eksenini inceleyeceğiz. Sinüs ekseni şurası değil mi? Evet. Birinci bölgede x y'den büyükken şöyle şöyle şurası x y'den büyükken sinüs x değeri sinüs y değerinden büyük oluyor. Ben küçüklüğü arayacağım olmaz. x y'den büyükken x y'den büyükken sinüs x değeri sinüs y değerinden küçük mü? Evet küçük bak sinüs değeri burası doğru. O zaman bu bölgede olabilir arkadaşlar açımız kesinlikle. Üçüncü bölgeye bakalım. Üçüncü bölgede de x açısı burası y açısı burası x büyüktür y iken sinüs değeri x de daha küçük sinüs sinüs x sinüs y'den daha küçük. Üçüncü bölgedeki açı da olabilir. Dördüncü bölgeye bakacak olursak x açısı burası y açısı burası diyelim x daha büyük bir açı çünkü sinüs değerine baktım burasının sinüs değerine baktım. Sinüs değeri x daha büyük. Sinüs x büyüktür sinüs y. Sağla, ya yani küçüktür sinüs y sağlanmadı. O zaman hangi bölgede olur arkadaşlar? Şu iki şartı sağlandı yerler. Üçün ikinci bölge ve üçüncü bölge. Şuna bakıyorum. Dördüncü bölge gitti. Şuna bakıyorum. Evet. ikinci bölge değil mi? İkinci bölge. Ama x y'den büyük olması lazım. Cık. gitti. x y'den büyük değil. Şuna baktım. x y'den büyük mü? Değil. Şuna baktım x y'den büyük mü? Değil. Bu x y'den büyük burada. Bak bu da kaçıncı bölgede? İkinci bölgede zaten gördüğünüz üzere. Hem x y'den büyüğüne bakacağım. Hem de hangi bölgede olmasını bakacağım? Ya üçüncü bölgede ya da ikinci bölgede olmasına bakacağım. Açılara bakıyorum. X y'den büyük ve üçüncü bölgede doğrudur. Yani cevap böylelikle E Edremit çıktı. Geldik şu soruya. 6 verilmiş. E burası da 6. Burası da 6. E ne var burada? D E uzunluğu. X nedir diye ya soruluyor. Yap kosinüs diyorum kardeşim. Büyük üçgende kosinüs dönemini yap. Kosinüs alfayı bul. Hadi bulalım. Büyük üçgende 6'nın karesi eşittir. Kolların kareleri toplamı. Yani 8'in karesi. Hoppa. Dur. Dur. 8 burası 10 burası. Bak ne çıktı burada. Hocam 6, 8, 13 gen çıktı. Yani burası direkt 90 derece çıktı. Yoksa kosinüs dönemi yapacaktım direkt burada. 6, 8, 10 çıktı. Sıkıntı yok. E hocam ben bu x'i bulmak istiyorsam şu açıyı bulursam olay bitti. Kosinüs teoreminden sonuca ulaşırım. Ya da dik çizerek de sonucu ulaşalım da hadi neyse. Kosinüsten yapalım isterseniz. Hocam dik çizerek nasıl yapacaksın ya? Diyenleriniz oldu. Ee, şöyle ki arkadaş şuradan bir dik çizersem o dikin nereye düştüğünü bilmiyoruz tabii ki. Dik çizersek de sonuca ulaşırız. Sonuçta şuradaki dik verilmiş ya bu doğru ya. Bu doğruya dik şöyle şuraya denk, denk gelecek mesela. 2'ye 3 olan olacak ya. 2 bölü 3 oran ondan dolayı. Şurada 1'e 3 oran var ya o buraya düşecek. Ondan sonra böyle benzerlikten şurayı bulursun. Şurayı bulursun. Sonra Yine benzerlikten şu benzerlikten burayı bulursun. Pisagor bağıntısından sonuca ulaşırsın. Ya da ne yapalım arkadaşlar? Biz artık şeye ulaştık. Kosinüs alfaya ulaştık. Dik üçgen bulduk ya. Kosinüs alfa nedir hocam? Şuradaki dik üçgende bu alfanın komşusu 8, hipotenüsü 10. 8 bölü 10. Yani 4 bölü 5 olduğundan kosinüs teoremi yapabiliriz. Evet x'in karesi eşittir. 2 ve 4. 2'nin karesi artı 4'ün karesi. Eksi 2 çarpı 2 çarpı 4 çarpı kosinüs alfa. Yani x kare buradan eşittir. 4 artı 16. Bu kosinüs alfa dediğimiz 4 bölü 5 değil miydi? Evet 4 bölü 5 burası. E, art, eksi 2 kere 2 4. 4 kere 4 16. 16 ile 4 çarptık. 64 bölü 5 yapar burası. Bu 20 yaptı. 5 kere 20 100. 100'den 64 çıkınca 36 kaldı. 36 bölü 5 e eşit oldu. O zaman x de böylelikle kök e, kökünü aldığımız zaman 6 bölü kök 5 mi çıkar? Evet cevap böylelikle E remit oldu 31. soruda. Ve geldik. Evet bu videonun son sorusuna 32. sorudayız. A bölü B artı C 1 bölü 12 demiş. Yani 12 A buradan B artı C'ye eşit. Hocam B artı C 12 ise bak tüm alana bak. Tüm alana bakar mısın? A artı B artı C değil mi? Evet. Sana zaten B artı C'yi de B artı C'yi de vermiş. 12A diye vermiş. Oo. Burası 12 A ise eğer toplamda tüm alan kaç A yaptı? 13 A yaptı. Şimdi arkadaşlar tüm alan 13 A yaptı. Çok güzel. Ee, ben burada büyük ihtimal şuradaki oranlamayı bulmaya çalışacağım. Arkadaş şu köşegeni çizersem 13 bölü 2 13 bölü 2 olacak. O zaman tüm alan 13 A ya. Ben A yerine 2 katlı bir şey yazayım. 26 olsun. O zaman 26'yı da 2'ye böldüğümde 13 13 olacak ya. 13 bölü 2'ye 13 bölü 2 ile uğraşacağım. A yerine sadece 4s yazayım. Tamam. Hani 2 katını alınca sıkıntı olmadı. Ama 2 katını alınca bir daha sıkıntı oldu. 4 katını aldı. Çünkü çünkü 2 katını alınca yarısını alınca diğer yarısında da 2 eşit parçaya ve burada alanları. Ondan dolayı 4 katını aldım. Yani tüm alanı 52s yaptım. A yerine 4s yazdım. A yerine 4s yazdım arkadaşım. Bak şimdi burada. E o zaman tüm alan 52s. E. Burası 26s. Burası da 26s. 26s de şu tepe noktası bu. Şu tabanlara göre ayıracak olursam. Burası 13S. Burası da 13S. Olur mu? Olur. Yani buraya da 9S kaldı mı? Kaldı. Süper. Alanlardaki oranı buldum. Benden tanjant alfa isteniyor gençler. Şimdi alanlar oranı 4 bölü 9 sa. Tabanlar oranı da 4 bölü 9 mudur? Evet. Ve burada da tanjant alfa değeri isteniyor benden. Bu arada burası x gen, Burası nedir arkadaşım? 2x'tir. Çünkü niye? Burası da x ya. Aha. Tanjant alfa isteniyor. Bak sen şu işe. Arkadaş. Ben şöyle yapabilirim. Ee, hocam burası 4s. Burası 9s ya. Şimdi 4s'e 9s olduğundan dolayı. Burası 4k ise burası 9k diyebilirim. Sonra burası hocam 1 2 kök 5 üçgeninden böyle bir şey çıkar. Bütün kenarları böyle x cinsinden k cinsinden falan filan bulabilirim. Sonra kosinüs teoremi yapabilirim ama yapmayacağım. Çünkü niye? Burada alfa var. Burada alanlar oranı var. Hiç böyle bir şeye girmeyeyim ben. E alanlar oranı varsa. Hocam buradaki alanları oranlı. 4s neye eşit? Şunu demek istiyorum. 4s neye eşit? Hocam şuraya y dersem. X çarpı y çarpı sinüs alfa bölü 2 eşit değil mi? Evet. X çarpı y çarpı sinüs alfa bölü 2 eşit. Tamam. Sinüs alfa bölü 2 eşit. E 9s alanı ne eşit hocam? 9s alanı da burası 90x alfa değil mi? Evet. Ee, burada da y çarpı 2x çarpı sinüs 90x alfa bölü 2 eşit. E ee, ben bunları taraf tarafa oranlarsam süper şeyler oluyor. Hocam 4 bölü 9. ne eşit? 4 bölü 9 bak gitti. Şu x'ler nanay. Y'ler nanay. Bölü 2'ler nanay. Bu sin alfa. Bu da cos alfa yapmıyor aslında. Sin 90x alfa cos alfa. E, ee, Burada ne kaldı? Bir de bölü 2'si kaldı değil mi? Evet. 1 bölü 2'si kaldı burada. Bir de sim bölü kos kaldı. Simbölü kos da tanjant alfaya eşit değil midir? Aynen öyle. Şu 1 bölü 2'yi öbür tarafa çarpı olarak götürelim. 8 bölü 9 tanjant alfaya eşit oldu. Benden de zaten bu isteniliyor. Cevap Ceyhan yaptı. Güzel bir şekilde çözdük sanki arkadaşlar. Gerçekten öyle. Ha şöyle de yapabilirdiniz. Hocam burada 4S'e 9S bulduk ya. Burası 4A'ysa burası 9A deyip Alfaya ait dik üçgen şöyle çizebilirdiniz. Sonra 4'e 9 olan var ya burası 4 ense burası 9 en derdiniz. Hocam x dediğimiz bak şurası şöyle görüyorsunuz. Şu 4 bölü 9 e, x, 13 en e, buraya da 13 en yazıp sonra şu uzunluğu bulmamız gerekecekti. O da 4 bölü 13 ya. E. Hocam 4 bölü 13'ten burası da e, 4 bölü 13 ya. E. O zaman burası da 13 en olduğuna göre. Aa, burası 26 en pardon. 2x olduğu için. 26N. 4 bölü 13 olduğundan burası da 8N diyebilirdik. Bak tanjant alfa 8N bölü 9N'den oradan da sonuca ulaşabilirdiniz arkadaşlar. Sinüs teoreminden de ulaşabilirdiniz. 4'e 9'u yazdıktan sonra şuradan bir dik atıp paralellikten 4'e 9 yazdınız. E burası 13N. Burası da 26N oldu. E ondan sonra da benzerlikten de buraya da 8N bulup tanjant alfa da yine bu dik üçgenden çıkabilirdi. Al sana iki farklı şekilde çözdüm. Bir trigonometrik değer olarak çözdüm. A, alfa var ya burada alanlarda var ya sims alan formülü aklıma geldi. Bir de normal klasik üçgenden çözdüm. Güzel bir soruydu. Yalnız burada e, şunu niye 4 ile çarptığımı anladınız. Burada alanı 2'ye bölmem gerekiyordu. Burada da alanı 2'ye bölmem gerekiyordu. Rasyonel sayıyla uğraşmamak için o yüzden 4 ile çarptım. 13a değil de 4 katı 52s dedim tüm alana. Tamam gençler bu şekilde kolay bir şekilde oldu. Daha kolay bir şekilde oldu. İst hangisini anladın? Yoruma yaz. Geometri olanı daha iyi anladım hocam diyenleriniz geometriden yapar. Trigonometri kısmını daha iyi anladım diyenler sinüs alan formülünü onu or oradan yapar. Tamam. Ama yazın yoruma ben de merak ettim. Hangisini, hangisini daha çok beğendiniz ya da hangisinden siz olsanız hangisinden yapardınız. Yaz yoruma bakacağım. Evet cevap Ceyhan bulduk ve böylelikle bugünün yani 11. günün ikinci videosunu da hallettik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda devamında bu testi bitireceğiz. 11. gün 3. videosunda görüşmek dileğiyle kendine iyi bak hoşça kal